Marie de Chatelet, 18. yüzyılın ortalarında çalışan Fransız bir filozoftu. Madame de Chatelet, Fransa'daki şöhretli bir aristokrat ailesinin üyesiydi ve sık sık yazar Voltaire ile birlikte anılıyordu. Çoğu jenerasyon için akademisyenler onu öncelikli olarak iki şekilde gördü. Kendi başına ana bir figür olmaktan ziyade Voltaire'nin çalışma arkadaşıydı ve Isaac Newton'un Fransızca'da önemli bir çevirmeni. Aslında uzun yıllar boyunca Voltaire'nin çalışma arkadaşıydı ve hatta başından sonuna kadar Matematiksel İlkeler eserinin çevirisini de yaptı. Fakat son zamanlarda akademisyenler Madame de Chatelet'in aslında kendi çapında bir filozof olduğunu fark etti. Ana eseri Fizik Enstitüleri veya Fiziğin Enstitüleri diye adlandırıldı. Eserin en büyüleyici yönlerinden biri sadece Newton'un fikirleriyle değil, diğer şeylerin arasında maddenin doğası, hareket yasası ve evrensel yerçekimi kanunu ve ayrıca Leibniz'in fikirleriyle bir bağlantı içinde olmasıydı. Bu zamanda Fransa'da Leibniz'in bugünkü felsefe kanunundaki statüsüne göre beklediğimizden daha az bir etkiye sahipti. Ayrıca Madame de Chatelet muhtemelen Leibniz'in fikirlerini ciddiye alan ilk Fransız düşünürlerdendi. Leibniz'in ölümünden sonra muhtemelen en önemli dostlarından biri olan Christian Wolff, Madame de Chatelet'e mektup yazdı ve onun 1740 kitabını Leibniz'in fikirlerini ciddiye aldığı için övdü. Fakat Madame de Chatelet şu ikilemle yüz yüzeydi. Hem maddesel dünya hakkındaki Newton fikirlerini, hem de Leibniz ve Wolff'un metafiziksel fikirlerini nasıl aynı anda kabul edebiliriz? Özellikle yeterli neden ilkesini. Yeterli neden ilkesi ya da dünya çapındaki felsefe öğrencilerinin bileceği üzere YNE'yi her şeyin olduğu gibi olmasının bir nedeni olduğunu söyler. Ve tabii ki de 1715-1716'da Leibniz ve büyük Newtoncu Samuel Clarke birbirleriyle yeterli neden ilkesinin nasıl yorumlanması gerektiği ile ilgili engin bir müzakereye girdi. Leibniz ve Clarke arasındaki tartışmanın etkisi sonucunda Avrupa'daki çoğu filozof o dönemde ya yeterli neden ilkesini savunan Leibnizci bakış açısını ya da yeterli neden ilkesinden komple kaçınan Clarke'ın yorumuna daha yakın, daha Newtoncu bir bakış açısını seçmek zorunda hissettiler. Madame de Chatelet hakkında farklı eşsiz olan şey ise 18. yüzyılın ortasında bu iki varsayımı da kabul etmemesiydi. O bir kimsenin hem Newton hem de Leibniz tarafından bir taraf seçmek zorunda olmadığını savundu.